Kitabımızın adı Sineklerin Tanrısı. Yazar William Golding. Çeviren Mine Urgan. Yayın evi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. XII. Avcıların Uluması. Ralph üstü bitkilerle örtülü bir yerde yattı. Yaralarını düşündü. Sağ kaburgasının üstü iyice zedelenmişti. Mızrağın ucunun çarptığı yer şişmiş, kanlı bir yaraydı. Kirli saçları bir sürüngen bitkinin ince filizleri gibi birbirine dolanmıştı. Ormanda kaçarken her bir yanı sıyrılmış, çürümüştü. Rahat nefes alıp vermeye başlayınca bu yaraları bereleri hemen şimdi yıkayamayacağını anladı. Suları sıçrata sıçrata yıkanırken yalın ayak gelenlerin adımlarını duymanın yolu var mıydı? Küçük derenin kıyısında ya da açık kumsalda nasıl güvende sayılabilirdi kendini? Ralph dinledi. Kaya kaleden uzak değildi aslında ve ilk korku anında onun peşinden geldiklerini sanmıştı. Ne var ki avcılar belki de mızraklarını bulmak için ormanın ancak kenarına kadar usulca gelmişler, sonra yaprakların altındaki karanlıktan ürkercesine güneşli kayalığa koşmuşlardı hemen. Hatta Ralph onlardan birini, kahverengi, kara ve kırmızı çizgili birini görmüş, Bill olduğuna karar vermişti. Ama Ralph bunun gerçekte Bill olmadığını düşündü. Bu bir vahşiydi ve bu vahşinin kişiliği eskiden kısa pantolon ve gömlek giyen çocuğun kişiliğiyle özdeşleşmiyordu. Öğle sonrası geçip gitti. Yuvarlak güneş lekeleri yeşil yaprakların ve bitkilerin kahverengi liflerinin üstünde düzenle yer değiştirdiler. Ama kaya kalenin arkasında hiç ses seda yoktu. Sonunda Ralph sürüne sürüne eğrelti otların arasından çıktı. Dar geçide giden o içine girilmez çalılıkların kenarlarına kadar vardı usulcacık. Görülmemek için ayrıca dikkat ederek dalların arasından durumu gözetledi. Robert'ın yalıyar tepesinde oturmuş nöbet tuttuğunu gördü. Robert'ın sol elinde bir mızlak vardı. Sağ elinde bir küçük taşı havaya atıp tutuyordu. Robert'ın arkasında kalın bir duman sütunu yükseliyordu. Ralph'in burun delikleri açıldı, ağzı sulandı. Elinin tersiyle burnunu ve ağzını sildi. Sabahtan beri ilk kez karnı acıktı. Herhalde kabile, bağırsakları çıkartılan domuzun çevresinde toplanmış, kızaran domuzdan sızan yağların küllere damlayıp nasıl yandığını seyrediyordu. Herhalde olanca dikkatleriyle bu işe vermişlerdi kendilerini. Tanımadığı başka biri Robert'ın yanına geldi. Ona bir şey uzattı, sonra döndü, kayanın arkasına gitti. Robert mızrağını yanındaki kayaya dayadı. İki elini birden kaldırıp bir şeyler kemirmeye başladı. Demek ki şölen başlamıştı. Nöbetçinin payı da verilmişti. Ralph şimdilik güvende olduğunu anladı. Topallaya topallaya meyve ağaçlarının arasından geçti. Hem bu zavallı meyveleri yemek istiyor hem de şöleni düşündükçe acı çekiyordu. Onlar yarın da şölen yapacaklardı, öbür günde. Kendi kendini kandırmak için boşuna uğraştı. Belki onu rahat bırakırlardı. Onu yasa dışı yaşayan biri sayarlardı belki. Ama sonra mantıkla ilgisi olmayan o uğursuz düşünce ağır bastı. Büyük şeytan minaresi kırılmış, domuzcuk ile Simon'un ölümü bir sis gibi sarmıştı adayı. Bu yüzü boyalı vahşiler daha ileri gideceklerdi. Durmadan daha ileri gideceklerdi. Kendisiyle Jack arasındaki o ne olduğu bilinmez bağı da hesaba katmalıydı. Bu bağ yüzünden Jack onu hiçbir zaman kendi halinde bırakmayacaktı. Hiçbir zaman. Ralph üstünde benek benek güneş ışınları eliyle kaldırdığı bir dalın altında geçecekken durdu. Tüm bedeni müthiş bir korkuyla sarsıldı. Yüksek sesle bağırdı. Hayır, onlar bu kadar kötü olamaz. Bir kazaydı bu. Dalın altından geçti. Beceriksizce koştu, sonra durup dinledi. Küçüklerden ikisini gördü. Ne halde olduğunu bilmediği için ona bakan küçüklerin çığlıklar atıp kaçmalarına şaştı. Sonra kumsala gitti. Şimdi güneş ışınları yakılan barınağın yanındaki Hindistan cevizi ağaçlarına yandan vuruyordu. İskele biçimindeki büyük kaya oradaydı. Yüzme havuzu oradaydı. Yüreğindeki kurşun gibi ağır duyguyu bir yana itmesi, kabilenin sağduyusuna, gündüzün aklı başında davranacaklarına güvenmesiyle en doğrusuydu. Artık kabilenin karnı doymuştu. Ralph'in yeniden denemesi gerekiyordu. Hem bütün gece burada, ıssız büyük kayanın yanında, boş bir barınakta kalamazdı. Ralph'in tüyleri diken diken oldu. Akşam güneşinde ürperdi. Ateş yoktu, duman yoktu, kurtuluş yoktu. Ralph sırtını kumsala çevirip topallaya topallaya ormana daldı. Jack'in yerine doğru yürüdü.
Ufukta alçalan güneş ışınları dalların arasında savrulan ince değnekler gibi yok oldu. Sonunda Ralph ormanda bir açıklığa vardı. Burada kayalar bitkilerin büyümesini engellemişti. Şimdi gölgelerle dolu bir havuz gibiydi burası. Ralph açıklığın ortasına dikilmiş bir şey görünce fırlayıp bir ağacın arkasına saklanacaktı az kalsın. Ama bu beyaz yüzün bir kemik parçası olduğunu, domuzun kafasının bir değneğin üstünde ona sırıttığını gördü. Ralph açıklığın ortasına kadar yürüdü ağır ağır. Gözlerini kafatasına dikti. Büyük şeytan minaresi nasıl bembeyaz ışıldıyorsa bu kafatası da öylesine bembeyazdı, öylesine ışıldıyordu. Ve sanki duygusuzca Ralph ile alay ediyordu. Meraklı bir karınca göz çukurlarının birinde bir şeyler yapıyordu. Bu karınca bir yana, kafatası cansızdı. Canlı mıydı yoksa? Ralph'ın sırtı küçük ürpermelerle iğnelendi. Yüzünü kafatasıyla aşağı yukarı aynı hizaya getirip orada durdu. İki eliyle birden saçlarını kaldırdı. Domuzun dişleri sırıtıyordu. Boş göz çukurları güçlü bir bakışla hiç zorlanmadan Ralph'ın gözlerine dikiliyordu sanki. Neydi bu? Kafatası tüm soruların yanıtlarını bilen ama bunları söyleyemeyen bir varlık gibi Ralph'e bakıyordu. Ralph midesini bulandıran bir korku ve öfkeye kapıldı. Olanca hırsıyla karşıdaki iğrenç şeye bir yumruk attı. Değneğin üstündeki kafatası bir oyuncak gibi arkaya eğildi. Sonra hala sırıtarak Ralph'ın önüne dikildi gene. Ralph tiksinti ve kinle bağırdı. Üst üste yumruk savurdu. Bir de baktı ki parmaklarının sıyrılan oynak yerlerini yalamakta, değneğin üstünde bir şey kalmamış, iki parçaya bölünen kafatasının sırıtması da ikiye bölünmüş ve bu sırıtma şimdi 6 adım ötesinde yerde duruyor. Ralph hala titreyen değneği saplandığı kaya çatlağından çekip kopardı. Savunulabilmek için onu bir mızrak gibi kendisiyle beyaz kemik parçaları arasında tuttu. Sonra gökyüzüne sırıtan kafasından yüzünü çevirmeden geri geri gitti. Ufukta yeşil parıltı yok olup karanlık iyice basınca Ralph kaya kalenin önündeki çalılıklara geri döndü yeniden. Bitkiler arasında usulcacık baktı. Tepede birinin nöbet tuttuğunu, kim olduğunu bilmediği bu nöbetçinin mızrağı elinde hazır olduğunu gördü. Ralph gölgeler arasında diz çöktü. Yalnızlığını hissetti acılar içinde. Gerçi onlar vahşiydiler. Vahşi oldukları doğruydu. Ama insandılar ne de olsa. Ve derin gecenin korkuları pusu kurmuş, saldırıya geçmek üzereydi. Ralph hafif hafif inledi. Ne denli yorgun olursa olsun kendini koyverip bir kuyuya düşercesine uykuya dalamıyor, kabileden korkuyordu. Cesaretle kaleyi yürümenin, pes edemiyorum demenin, hafifçe gülmenin, ötekiler arasında uyumanın yolu var mıydı acaba? Hala efendim, evet efendim diyen, kasket giyen, okula giden çocuklarmış gibi davranmanın yolu var mıydı? Gün ışığı evet diyebilirdi bu soruya ama karanlık ve ölüm dehşeti hayır diyordu. Ralph orada karanlıkta yatarken toplumun dışına atıldığını anladı. Aklım başımdaydı da ondan. Koluyla yanağını ovdu. Tuzun, terin, bayatlayıp ekşimiş pisliğin keskin kokusunu duydu. Solunda aşağılara doğru emilircesine inerek sonra gene kayanın üstünde kaynayarak okyanusun dalgaları solumaktaydı. Kaya kalenin arkasından sesler geldi. Ralph inip çıkan denizin sesini bir yana itip dikkatle dinleyince bildiği bir tempoyu duydu. Canavarı gebert, gırtlağını kes, kanını dök. Kabile dans etmekteydi. Bu kayadan duvarın arkasında bir yerlerde karanlık bir halka vardı. Parlayan bir ateş vardı. Et vardı. Kabile keyifle yiyor, güven içinde olmanın tadını çıkarıyordu herhalde. Daha yakından gelen bir gürültüyle Ralph titredi. Vahşiler kaya kalenin tav tepesine tırmanıyorlardı. Onların seslerini duyabiliyorlardı. Usulcacık birkaç yarda ilerledi. Kayanın üstündeki biçimin değiştiğini, büyüdüğünü gördü. Böyle kımıldayan, böyle konuşan ancak iki çocuk vardı adada. Ralph başını kollarının üstüne dayadı. Bir yaraya katlanırcasına bu yeni gerçeğe katlandı. Eric'le Sam kabilenin bir parçasıydı bundan böyle. Ralph'e karşı kaya kaleyi koruyorlardı. Onları kurtarmanın, adanın öteki ucunda yasa dışı bir kabile kurmanın yolu yoktu. Eric'le Sam ötekiler gibi vahşiydiler. Domuzcuk ölmüştü ve büyük şeytan minaresi parçalanıp toz olmuştu. Sonunda nöbetçi aşağı indi. Tepede kalan iki kişi kayanın karanlık bir uzantısından başka bir şey değildi. Arkalarında bir yıldız belirdi. Onlar biraz kıpırdayınca yıldız bir süre yok oldu. Ralph kayanın girintili çıkıntılı yüzeyini bir kör gibi koklayarak yavaşça yan yan ilerledi. Sağında millerce uzanım belli belirsiz sular vardı ve solunda huzursuz okyanus.
Bir maden ocağı kuyusu kadar korkunçtu. Sular her an ölüm kayasının çevresinde soluyor, sonra bir tarlayı beyaz çizgilerle kaplarcasına yayılıyordu. Ralph kaleye girmek için kullanılan çıkıntıyı eliyle buluncaya kadar tutuna tutuna ilerledi. Nöbetçilerin tam altındaydı. Bir mızrak ucunun kayanın üstünden uzadığını gördü. Çok yavaşça seslendi. Erik'le Sam. Karşılık veren olmadı. Duyabilmeleri için daha yüksek sesle konuşmak zorundaydı. O zaman da ateşin çevresinde şölen yapan gövdeleri çizgi çizgi boyalı o düşman yaratıklar durumun farkına varacaklardı. Ralph dişini sıkıp tırmanmaya başladı. Tutunabilecek yerleri ancak el yordamıyla bulabiliyordu. Eskiden ucuna bir domuzun kafasının takılı olduğu değnek rahat hareketler etmesini engelliyordu. Ama biricik silahından ayrılmak da istemiyordu. Yeniden konuştuğu sırada ikizler neredeyse aynı hizaya gelmişti. Erik'le Sam. Kayada biri bağırdı. Telaş başladı. İkizler birbirine sarılmışlar, hızla anlaşılmaz laflar mırıldanıyordu. Benim Ralph. İkizlerin koşup herkesi ayaklandıracağından ödü koptuğu için başı ve omuzları kayanın üstüne dayanıncaya kadar kendini yukarı doğru çekti. Kolların altında, ta aşağılarda, kayanın çevresindeki suların ışıldayan çiçeklerini gördü. Benim, başkası değil Ralph. İkizler öne doğru eğilip gözlerini kısarak domuzcuğun yüzüne baktılar. Sandık ki, ne olduğunu anlamadık. Sandık ki, kabileye yeni ve utanç verici bağlılıkları akıllarına geldi. Erik sustu ama Sam görevini yerine getirmeye çalıştı. Gitmelisin Ralph. Şimdi hemen git. Mızrağını salladı, vahşileşmeyi denedi. Hadi çekil, anladın. Erik başıyla onayladı. Mızrağını havaya salladı. Ralph kollarıyla kayaya tutundu, gitmedi. Sizi, ikinizi görmeye geldim. Sesi boğuktu. Yaralanmayan boğazı da ağrıyordu şimdi. Sizi, ikinizi görmeye geldim. Böyle şeylerin donuk acısını sözle dile getirmenin yolu yoktu. Canlı yıldızlar her bir yana serpilip gökyüzünde oynarken Ralph sustu. Sam kıpırdadı. Tedirginlik içindeydi. Doğru söylüyorum Ralph. Gitmelisin. Ralph başını kaldırıp ikizlere baktı. Siz ikinizin yüzü boyalı değil. Sizler nasıl, eğer aydınlık olsaydı... Eğer aydınlık olsaydı böyle şeylere boyun eğdikleri için yüzleri kıpkırmızı kesilip yanardı. Ama gece karanlıktı. Erik söze başladı. Sonra ikizler iki sesli bir müzik parçası gibi konuştular. Gitmen gerek. Çünkü başım belaya girer. Bizi zorladılar. Canımızı yaktılar. Kim? Jack mi? Yo, hayır. İkizler Ralph'e doğru eğildiler. Daha alçak sesle konuştular. Git Ralph. Bu bir kabile. Bizi zorladılar. Çaresiz kaldık. Ralph'in de sesi alçalmıştı. Soluk soluğa konuşuyordu. Ben ne yaptım ona? Seviyordum onu. Kurtarılmanızı istiyordum. Gökyüzüne yıldızlar gene serpildi. Erik candan bir hareketle başını salladı. Dinle Ralph. Akla boş ver. Akıl kalmadı. Şefliğe de boş ver. Kendi iyiliğin için gitmen gerek. Şef ve Roger. Evet Roger. Senden nefret ediyorlar Ralph. Seni mahvedecekler. Yarın seni avlayacaklar. Ama neden? Bilmiyorum Ralph. Ama Jack yani şef tehlikeli olacak diyor. Biz de dikkat etmek zorundayız. Mızraklarımızı bir domuza fırlatır gibi üstüne atmak zorundayız. Bir çember kurup adaya yayılacağız. Adanın bu ucundan ilerleyeceğiz. Seni buluncaya kadar. Böyle işaret vereceğiz. Erik başını havaya kaldırdı. Açık ağzının üstüne eliyle vurarak hafifçe uludu. Sonra sinirli sinirli arkasına baktı. Böyle. Ama daha çok ses çıkararak elbette. Ralph telaşla fısıldadı. Ama ben bir şey yapmadım. Ateşin sönmesini istemedim sadece. Yarını düşünerek bir an sustu acılar içinde. Sonra en önemli şey aklına geldi. Sizler ne? İlkin açıkça konuşmadı. Ama korku ve yalnızlık konuşmaya zorladı onu. Beni bulunca ne yapacaklar? İkizler sustu. Ralph'in altındaki ölüm kayası yeniden çiçek açtı. Ne yapacaklar? Ah tanrım, karnım aç. Kule gibi dikilen kaya sanki salladı Ralph'in altında. Peki ne? İkizler doğrudan doğruya yanıtlamadılar bu soruyu. Artık gitmelisin Ralph. Kendi iyiliğin için. Uzak kal. Ne kadar uzak kalırsan o kadar uzak kal. Benimle gelemez misiniz? Üçümüz beraber belki bir şey yapabiliriz. Kısa bir sessizlikten sonra Sam boğulurmuş gibi konuştu. Sen Roger'ı bilmiyorsun. Korkunçtur o. Şef de öyle. İkisi de. Ama Roger... Oğlanların ikisi de donup kaldılar.
kabileden biri yukarıya doğru tırmanıyordu. Nöbet tutuyor muyuz diye bakmaya geliyor. Çabuk ol, Ralph. Ralph dik kayadan aşağı kaymaya hazırlanırken bu buluşmanın hiç olmazsa bir tek yararı olmasını istedi. Çok yakınlarda saklanacağım diye fısıldadı. Şu aşağıdaki çalılıklarda. Orada uzak tutun onları. Bu kadar yakınları aramak hiç akıllarına gelmez. Ayak sesleri hala biraz uzaktaydı. Sam, bana bir şey olmayacak değil mi? İkizler gene sustular. Al dedi Sam birdenbire. Bunu al. Aşağıya doğru bir et parçası itildi. Ralph eti kaptı. Ama ne yapacaksınız beni yakalayınca? Yukarıdan ses çıkmadı. Ralph kendi sorduğu soruyu aptalca buldu. Kayadan indi. Ne yapacaksınız? Kule gibi dikilen kayanın tepesinden anlamlı anlaşılmayan bir yanıt geldi. Roger bir sopanın iki ucu da sivri yaptı. Ralph buna bir anlam vermeye çalıştı ama veremedi. Öfkeye kapılıp aklına gelen küfürlerin tümünü sıraladı arda arda. Sonra esnemeye başladı. İnsan uykusuzluğa ne kadar zaman dayanabilirdi? Bir yatak özledi. Çarşaflar özledi. Ama burada beyaz olan tek şey 40 ayak aşağıdaki kayanın çevresindeki ışıldayarak ağır ağır yayılan süt gibi beyazlıktı. Domuzcuk bu kayaya düşmüştü. Domuzcuk her yerdeydi. Domuzcuk bu geçitteydi. Karanlık ve ölüm domuzcuğu korkunç yapmıştı. Ya domuzcuk kırılıp içi boşalan kafasıyla sularda çekip geri dönerse? Ralph sanki küçüklerden biriymiş gibi hem sızlandı hem de esnedi. Elindeki değneği bir koltuk değneği gibi kullandı. Değneğe dayanarak sendeleye sendeleye ilerledi. Sonra tüm gövdesi gerildi. Kaya kalenin tepesinde sesler geliyordu. Eric'le Sam birbiriyle tartışıyorlardı. Ama uzun otlar hemen oradaydı. Şimdi oraya gizlenecekti. Yarın da bu eğrelti otlarının bitişindeki çalılıkların içine girecekti. Elleriyle otlara dokundu. Geceyi burada, kabileden uzak olmayan bir yerde geçirecekti. Doğaüstü güçlerin korkusuna kapılırsa kendini başka insanların arasına bulurdu hiç olmazsa. Ama o insanların niyeti neydi? Demek ki bu iki ucu sivri olan bir sopa. Neydi bunun anlamı? Üstüne mızraklar atmışlar, isabet ettirememişlerdi. Ancak bir tanesi Ralph'i yaralamıştı. Bir dahaki sefer de isabet ettiremezlerdi belki. Yüksek otların arasında çömeldi. Sam'in verdiği et aklına gelince aç bir kurt gibi onu kemirip yutmaya başladı. Yerken yeni gürültüler duydu. Acı çeken Eric'le Sam'in çığlıkları, korku çığlıkları, öfkeli sesler. Ne demekti bu? Başı dertte olan yalnız kendi değildi. İkizlerin, hiç olmazsa ikizlerden birinin de başı derde girmişti. Sonra kayalıkta gürültüler oldu. Ralph da gürültüleri unuttu. El yordamıyla çevresini yokladı. Çığlığa bitişik, serin ve ince yapraklar buldu. Demek ki geceyi geçireceği in burası olacaktı. Gün ışır ışımaz çalılıkların içine girecekti sürüne sürüne. Kıvrılan sapların arasına sıkışacaktı. Çalılığın en sık olan yerine öyle bir saklanacaktı ki ancak bu işte kendisi kadar usta olan biri oraya girebilecekti. Gerekirse de Ralph değneğiyle ona vuracaktı. Orada oturacaktı. Onu arayanlar onu görmeden yanından geçeceklerdi. Avcıların çemberi dalgalanarak, uluyarak adaya dağılacaktı. Ralph da özgür kalacaktı. Bir tünele girer gibi eğrelti otların arasına sokuldu. Değneğini yanına koydu. Karanlığa yumuldu. Vahşileri atlatabilmek için gün ışır ışımaz uyanmayı unutmamalıydı. Uykunun ne denli hızlı geldiğinin, kendi içindeki karanlık bir yamaçtan aşağı onu nasıl yuvarlayıverdiğinin farkına bile varmadı. Daha gözlerini açmadığı halde uyanmıştı bile. Yakından gelen bir ses duydu. Bir tek gözünü açtı. Yüzünü neredeyse bitişik olan yumuşak toprak parmaklarına soktu. Eğrelti otların arasında ışık süzüldü. Çok çok eski karabasanların düşmek ve ölmek karabasanlarının artık bittiğini, sabah olduğunu tam kavradığı sırada gene sesler duydu. Deniz kıyısında bir uluma geliyordu. İkinci bir vahşi, sonra üçüncü bir vahşi bu ulumaya karşılık verdiler. Sesler uçan bir kuşun çığlığı gibi denizle lagün arasında adanın dar kısmını kapladı. Ralph'in yanından geçti. Ralph hiç düşünmeden ucu sivri değneğini hemen kaptı. Sürüne sürüne eğrelti otların arasına döndü. Bir iki saniye sonra çalılığın içine girerken ona doğru yaklaşan bir vahşinin bacaklarını gördü. Eğrelti otlarına gümbür gümbür vuruldu. Otlar iyice dövüldü. Ralph uzun otların arasında ilerleyen bacaklarının sesini duydu. Kimliğini bilmediği vahşi iki kez uludu. Bu uluma her iki yandan aynı biçimde yanıtlandı ve sonra sesler kesildi. Çalılığın içine henüz girmeyen Ralph bitkilere takılıp çömeldi ve bir süre hiçbir şey duymadı.
Sonra çalılığı inceledi. Hiç kimsenin buraya girip ona saldırmasının yolu yoktu. Üstelik talihi yaver gitmişti. Domuzcuyu öldüren kocaman kaya bu çalılığa düşmüş, sonra zıplayıp buradan çalılığın tam ortasına kalmıştı. Her iki yanındaki birkaç ayaklık otlar da ezilmişti. Ralph bu çalılığın içine yerleştikten sonra güvende olduğunu, akıllı olduğunu hissetti. Ezilmiş bitki saplarının arasında dikkatle oturup avcıların uzaklaşmasını bekledi. Başını kaldırarak yaprakların arasından bakınca gözü kırmızı bir şeye ilişti. Kaya kalenin çok uzakta ve tehlikesiz görünen tepesi olacaktı orası. Ralph bir zafer kazandığı duygusuyla rahat rahat yerleşti. Uzaklaşan avın gürültüsünü dinlemeye hazırlandı. Oysa hiç ses seda çıkarmıyordu ve yeşil gölgelikte dakikalar geçti. Ralph'in zafer duygusu da yok oldu. Sonunda bir ses duydu. Jack'in sesiydi bu. Jack çok yavaş konuşuyordu. Emin misin? Jack'in bunu sorduğu vahşi hiçbir şey söylemedi. Eliyle bir hareket yapmıştı belki. Derken Roger konuştu. Eğer bizi aldatırsan... Bunun hemen arkasında birinin soluğu kesiliyormuş gibi bir ses ve acı çekenin tiz çığlığı duyuldu. Ralph içgüdüsüne uyarak iyice çömeldi. Çalılığın dışında ikizlerden biri Jack ile Roger'ın yanındaydı. Emin misin burası dediğine? İkizlerden biri hafif hafif inledi. Sonra tiz bir çığlık attı. Bunun içine mi saklanacağını söyledi. Evet, evet ah! Berrak berrak, çin çin öten gülüşmeler ağaçların arasında yayıldı. Demek ki biliyorlardı. Ralph değneğini eline aldı, savaşa hazırlandı. Ama ne yapabilirdi ki? Bir yol açıp bu çalılığın içine girmek için bir hafta uğraşmaları gerekirdi. Buraya girebilen de Ralph'ın karşısında çaresiz kalırdı. Ralph baş parmağıyla mızrağının sivri ucunu yokladı. Sevinç duymadan gülümsedi. Bir domuz gibi ciyak ciyak bağıracaktı bu mızrağı yiyen. Kule gibi yükselen kayaya geri dönüyordu. Yürüdüklerini duydu. Sonra birisi sinsi sinsi güldü. Bir kuş çığlığını andıran o tiz ses avcılar çemberi boyunca yeniden yükseldi. Demek ki birileri onu hala gözetlemekteydi. Ya ötekiler? Herkesin soluğu kesilmişçesine uzun bir sessizlik oldu. Ralph mızrağını kemirdiği için ağzında dal kabuğu olduğunun farkına vardı. Ayağa kalktı, gözlerini kısıp kaya kaleye baktı. Tam o sırada Jack'in sesi yükseldi o tağa tepeden. Dayanın! 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 Yalıyar'ın tepesinde gördüğü kırmızı kaya yok oldu. Bir perde açılmışçasına vahşilerin biçimlerini ve mavi gökyüzünü gördü. Bir saniye sonra toprak sarsıldı. Güçlü bir rüzgar esercesine bir ses geldi havadan. Ve sanki bir devin eli çalılığın tepesine indi. Kaya çarpa çarpa her şeyi yıkarak kumsalda zıpladı. Kırık dal parçaları ve yapraklar yağdı Ralph'ın üstüne. Çalılığın ötelerinde kabile yaşa diye bağırıyordu. Gene bir sessizlik oldu. Ralph parmaklarını ağzına soktu, ısırdı. Yerinden oynatabilecekleri ancak bir tek kaya vardı yukarıda. Ama o kaya bir köy evinin yarısı kadar büyüktü. Bir otomobil kadar, bir tank kadar büyüktü. Ralph can çekercesine bir acı duyarak bu kayanın nasıl düşebileceğini açık seçik gördü. İlkin yavaş yavaş kayacaktı. Kaya kalenin bir çıkıntısından ötekine inecekti. Sonra koskocaman bir silindir gibi geçitte yuvarlanacaktı. Dayanın! 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 Ralph mızrağını bıraktı. Sonra gene elini aldı. Saçlarını sinirli sinirli arkaya itti. Bu küçücük düzlükte acele iki adım atıp geri döndü. Dalların kırık uçlarına baka kaldı. Gene sessizlik. Kendi göğsünün inip çıkışına gözü ilişince böylesine hızlı solumasına şaştı. Göğsünün hemen solunda yüreğinin atışı gözle görülebiliyordu. Ralph mızrağını gene yere bıraktı. Dayanın, dayanın, dayanın. Tiz sesler yaşa diye bağırdı uzun uzun. Kırmızı kayalıkta güm diye bir ses patladı. Toprak yerinden oynadı. Bir yandan gürültü artarken bir yandan da yeryüzü sürekli sarsırıyordu. Ralph havaya fırladı. Yere yıkıldı, dallara çarptı. Sağ kolundan ancak birkaç adım ötede bütün çalılar devrildi. Yerden kopan kökler, çığlıklar attılar hep beraber. Ralph bir değirmen taşı gibi ağır ağır dönen kırmızı bir şey gördü. Sonra kırmızı şey yanından geçti, gittikçe daha yavaş yuvarlanarak bir fil gibi denize doğru yöneldi. Ralph bir sabanla sürülmüşçesine oyulan toprakta diz çöktü. Yeryüzünün yerli yerine gelmesini bekledi. Çok geçmeden parçalanmış beyaz kökler, kırılan dallar,
Çallığın karmakarışık sık bitkileri yerli yerine aldı. Gövdesinde nabzının atışını seyrettiği yerde bir ağırlık durdu. Gene sessizlik. Ama tam bir sessizlik değildi bu. Orada çalların ötesinde bir fısıltılar duyuluyordu. Sağında iki yerde birden. Birileri dalları öfkeyle sarstı. Bir değneğin sivri ucu göründü. Dehşetli bir korkuya kapılan Ralph aynı yere kendi değneğini sokup itti. Ah! Ralph biraz bükülen mızrağını geri çekti. Ay ay! Biri inliyor, herkes aynı anda konuşuyordu. Sert bir tartışma sürüp giderken yaralanan vahşi boyuna inliyordu. Gürültü dinince bir tek ses geldi. Ralph bunun Jack'in sesi olmadığına karar verdi. Gördünüz mü? Söylemiştim size. Tehlikelidir o. Yaralı vahşi gene inledi. Başka ne yapacaklardı? Şimdi ne yapacaklardı? Ralph sapını kemirdiği mızrağa iki eliyle birden sıkı sıkı yapıştı. Saçları yüzüne döküldü. Ancak birkaç yarda ötede, Kaya Kale'nin bulunduğu yönde biri bir şeyler homurdanıyordu. Vahşilerden birinin dehşete kapılmışçasına olmaz dediğini, ötekilerin gülmemek için kendilerini zor tuttuklarını duydu. Ralph topuklarının üstüne çöküp çömeldi. Önündeki daldan örülmüş duvara dişlerini sıktı, mızrağını kaldırıp biraz hırladı ve bekledi. Göremediği grup gene sinsi sinsi gülüştü. Su damlarcasına acayip bir ses duyuldu. Sonra sanki birileri kocaman selofan kağıt tabakalarını açıyorlarmış gibi bir çıtırdama yükseldi. Kuru bir dal çıtırdayıp kırıldı. Ralph öksürüğünü zor tutabildi. Dalların arasında sarı ve beyaz dumanlar çiziyordu. Tepesindeki küçük mavi gökyüzü parçası bir fırtına bulutunun rengini aldı. Sonra duman, kabaran dalgalar gibi her bir yanı sardı. Biri heyecanlı heyecanlı güldü ve bir ses bağırdı. Duman! Ralph emekleye emekleye çalılıktan çıktı. Dumandan uzaklaşmaya elinden geldiği kadar dikkat ederek ormana doğru yöneldi. Çok geçmeden bir açıklığı ve çalılığın kenarındaki yeşil yaprakları gördü. Ralph ile ormanın arasında bir vahşi dikilmişti. Ötekilerden daha küçük görünen bu vahşi, kırmızı ve beyaz çizgilerle boyamıştı kendini. Elinde bir mızrak tutuyordu. Vahşi öksürüyor, gittikçe artan dumanın arkasından görmeye çalışırken elinin tersiyle boyaları yüzüne bulaştırıyordu. Ralph bir kedi gibi üstüne atıldı. Hırlayarak mızrağını sapladı. Vahşi iki büklüm oldu. Çalılığın arkasında bir bağırışma duydu. Korkunun verdiği hızla ormana koşmaya başladı. Domuzların gelip geçtikleri bir yola vardı. Orada aşağı yukarı 100 yarda koştu. Sonra başka bir yöne saptı. Peşinden gelen ulumalar bütün adayı gene yayıldı. Ve tek bir kişinin sesi 3 kez bağırdı. Ralph bunun vahşilerin ilerlemesi için bir işaret olduğunu anladı. Ve göğsü ateş gibi yanıncaya kadar gene koştu. Sonra kendini bir çalının altına attı. Rahat nefes alabilmek için bir an bekledi. Bir şey ararcasına diliyle dişlerini ve dudaklarını yokladı. Onu kovalayanların uzaktan gelen ulumalarını duydu. Yapabileceği birçok şey vardı. Bir ağaca tırmanabilirdi ama bunu yaparsa başka olasılıklardan yoksun kalıp tehlikeye girecekti. Ralph'i ağacın üstünde görürlerse onlara düşen tek iş ağacın altında beklemek olacaktı. Ah insanı düşünebilecek vakti olsa. Aynı uzaklıktan gelen çifte bir uluma duyunca onların ne yapmaya niyetlendiklerini sezdi. Ormanda bir engelle karşılaşan vahşi böyle iki kez uluyunca engelden kurtuluncaya kadar çemberi bozmayacaktı. Böylece çember hiç kopmadan tüm adayı sarabilecekti. Onların çemberini o kadar kolayca yaran yaban domuzu geldi Ralph'ın aklına. Eğer gerekirse avcılar fazla yaklaşırsa çember daralmadan saldırıya geçebilir, çemberi yarıp geri kaçabilirdi. Ama geriye koşup nereye varacaktı? Çember de dönüp onun peşine düşecekti gene. Er geç bir şeyler yemek ya da uyumak zorunda kalacaktı. Uyanınca bir de bakacaktı ki pençe gibi eller onu yakalamış. O zaman Ralph'i kıstıracaktı avcılar. Öyleyse ne yapacaktı? Ağaca mı çıksın? Bir yaban domuzu gibi çemberi mi yarsın? Hangisini seçerse durumu korkunçtu. Bir tek uluma duyunca yüreği hızla çarptı. Ayağı fırlayıp okyanusun ve sık ağaçlarla kaplı çengelin bulunduğu yöne doğru koştu. Sürüngen bitkilere takılıp baldırlara titreyerek bir an orada kaldı. Bu oyuna bir süre ara verseler, uzun bir duraklama olsa, düşünmeye vakit bulabilse. Sonra önüne geçilmez tiz ulumalar adayı sardı yeniden. Ralph bunu duyunca şaha kalkan bir at gibi sürüngen bitkilerin arasından fırladı. Soluk soluğa kalıncaya kadar koştu. Eğrelti otlarının yanında kendini yere attı. Ağaca mı çıksın yoksa çemberi mi yarsın?
Soluyuşunu önledi bir saniye. Eliyle ağzını sildi. Sakin ol dedi kendi kendine. Erik'le Sam de bu çemberin bir halkasıydılar ve nefret ediyorlardı bu işten. Yoksa nefret etmiyorlar mıydı? Ya Erik'le Sam ile karşılaşacağı şefle karşılaşırsa? Ya ellerinde ölüm taşıyan Roger ile karşılaşırsa? Ralph karmakarışık saçlarını arkaya doğru itti. İyi gören gözünün terini sildi. Yüksek sesle konuştu. Düşün. Yapılacak akıllıca iş hangisiydi? Aklı başında bir domuzcuk yoktu artık. Tartışmak için ağır başlı toplantılar yoktu. Büyük şeytan minaresinin vakarı yoktu. Düşün. Ralph'i şimdi en çok korkutan şey beynindeki perdeydi. O perde kapanıverirse tehlikeyi sezemezdi, aptala dönerdi. Üçüncü bir olasılık da saklanmaktı. Öyle iyi saklanmak ki ilerleyen çember onu görmeden geçsin gitsin. Sert bir hareketle başını topraktan kaldırıp dinledi. Dikkatini çeken başka bir gürültü vardı şimdi. Sanki orman Ralph'e öfkelenmiş gibi derin bir homurtuydu bu. Bu karanlık, bu kasvetli homurtunun içinde ulumalar, bir taş tahtaya yazılan yazılar gibi cızırdıyordu. Ralph bu gürültüyü daha önce bir yerde de duyduğunu biliyordu ama nerede olduğunu anımsamayacak vakti yoktu. Çemberi yar, bir ağaca çık, gizlen, bırak geçsinler. Daha yakınlardan gelen bir uluma onu hemen ayağa kaldırdı. Dikenlerin, çalların arasında hızla koşmaya başladı gene. Ansızın bir açıklığa vardı ve domuzun ikiye bölünen kafatasının sırıtmasıyla karşılaştı o açıklıkta. Kafatası derin mavi gökyüzüne bakarak değil, adayı bir battaniye gibi örten dumana bakarak sırıtmaktaydı şimdi. Ralph ağaçların arasında koşarken ormanın neden homurdandığını anladı. Duman yapıp onu çallıktan çıkartalım derken adayı da ateşe vermişlerdi. Saklanmak bir ağaca tırmanmaktan daha iyi. Çünkü seni bulurlarsa belki çemberi yarabilirsin o zaman. Saklan öyleyse. Bir domuzun aynı şeyi yapıp yapmayacağını merak etti. Yüzünü buruşturarak boşluğa baktı. Adanın en sık çalılığını, en karanlık deliğini bul, onun içine gir. Şimdi koşarken çevresine bakıyordu. Güneş ışığı çubuklar halinde, lekeler halinde üstüne düşüyor ve ter ışıldayan çizgiler çiziyordu kirli gövdesinde. Ulumalar artık uzaktaydılar. Belli belirsizdi. Sonunda uygun sandığı bir yer buldu. Çaresiz kaldığı için buraya saklanacaktı. Burada çalılar ve birbirine çılgınca dolanmış sürüngen bitkiler, güneş ışığının içine süzülemeyeceği bir çeşit hasır gibi örülmüştü. Bu hasırın altında yan yana çıkan bitki saplarıyla çevrilmiş aşağı yukarı bir ayak yüksekliğinde bir yer vardı. Eğer emekleye emekleye bunun içine girebilirsen ormandan 5 yar uzakta gizlenebilirsin. Bir vahşi aklına eser de seni bulmak için yere yatmazsa kimse göremez seni. Vahşi yere yatsa bile sen karanlıkta kalırsın gene de. Ve bir felaket olur da seni görebilirse belki üstüne saldırıverirsin, çemberi yararsın, geriye doğru kaçarsın. Değneğini arkasından sürükleyen Ralph yükselen bitki saplarının arasına girdi büyük bir dikkatle. Hasırın ortasına varınca yatıp inledi. Büyük bir yangındı bu. Ta gerilerde bıraktığını sandığı davul gümbürtüleri daha yakınlardaydı şimdi. Acaba bir yangın dört nala giden bir attan daha mı hızlı ilerler? Aşağı yukarı 50 yardalık yer yer güneşli bir alanı görebiliyordu buradan. Bu güneşli yerler parlayıp sönerek göz kırpıyordu sanki. Ralph'in beyninin içinde açılıp kapanan perdeye öyle benziyordu ki parlayıp sönmesinin kendi içinde olduğunu sandı. Ama sonradan güneşli yerler daha da hızla yanıp söndü, donuklaştı ve yok oldu. O zaman Ralph güneşle ada arasında kalın bir duman tabakasının yayıldığını gördü. Çalılıkların altına bakıp insan eti görenler Erik'le Sam olurdu belki. Erik'le Sam de görmemezlikten gelir, bir şeyler söylemezlerdi. Ralph yanağını çikolata renkli toprağa dayadı. Kurumuş dudaklarını yaladı, gözlerini kapadı. Çalıların altında toprak hafif hafif titriyordu. Belki başka bir ses de vardı. Yangının açık seçik duyulan gümbürtüsünden, bu gümbürtü içinde cızıldayan ulumalardan daha da alçak bir sesti bu. Biri bağırdı. Ralph yanağını hızla topraktan kaldırdı. Donuk ışığa baktı. Yaklaştılar artık diye düşündü. Yüreği çarpmaya başladı. Saklan, çemberi yar, bir ağaca tırman. Eninde sonunda hangisi daha iyiydi? Dert şu ki bunlardan ancak bir tanesi yapılabilirdi. Yangın daha da yaklaşmıştı sanki. Kalın dallar, hatta ağaç gövdeleri ateşten toplar gibi gümbürdeyerek tutuşup patlıyor, akılsızlar. Yangın meyve ağaçlarını sarmıştı neredeyse. Ne yiyeceklerdi yarın?
Ralph yattığı daracık yerde huzursuzluk içinde kıpırdadı. Hiçbir tehlike yoktu. Ne yapabilirdi ki? Döverler miydi? Ne çıkardı döverlerse? Öldürürler miydi? Her iki ucu da sivriltilmiş bir sopa. Bağırışmaların ansızın yaklaştığını duyunca hızla doğruldu. Karışık yeşil bitkiler arasında çizgi çizgi boyalı bir vahşinin acele acele çıktığını, elinde bir mızlak saklandığı yere doğru geldiğini gördü. Ralph parmaklarını toprağa batırdı. Şimdi hazır ol ki. Ralph mızrağını aldı. Sivri ucunu öne doğru uzatmak istedi. Değneğin her iki ucu da sivriltilmiş olduğunu gördü o zaman. Vahşi 15 yardan uzakta durdu, uludu. Yangının gürültüsü içinde bile yüreğimin atışını duyabilirdi belki. Bağırma, hazır ol. Vahşi ilerledi. Öyle ki ancak belden aşağısını görebiliyordu şimdi. Bu mızrağın sapı. Şimdi onun ancak dizden aşağısını görüyorsun. Bağırma. Vahşinin arkasındaki yeşillikten ciyak ciyak bağırarak bir domuz sürüsü çıktı. Ormana saldırdı. Kuşlar çığlıklar atıyor, fareler tiz sesler çıkarıyordu. Hoplayan küçük bir şey hasırın altına girdi. Korkuyla sinip kaldı orada. Vahşi 5 yarda yakındı. Çallığın tam yanında durdu, uludu. Ralph çömeldi. Ayaklarını gövdesine doğru çekti. Sopa elindeydi. Her iki ucu da sivriltilmiş sopa, çılgınca titreyen sopa, uzayan, kısalan, hafifleyen, ağırlaşan, sonra gene hafifleyen sopa. Ulumalar kıyıdan kıyıya yayıldı adaya. Vahşi çallığın kenarında diz çöktü. Arkasındaki ormanda yanıp sönen ışıklar vardı. Vahşinin bir dizinin yumuşak toprağı ezdiğini gördü. Şimdi öteki dizide. İki el, bir mızrak. Bir yüz. Vahşi gözlerini kısarak çallığın altındaki karanlığa baktı. Belliydi ki her iki yanda ışığı görüyor ama orada ortadaki ışığı göremiyordu. Orada karanlıkta bir leke vardı ve vahşi yüzünü buruşturarak bu karanlığın anlamını çözmek istedi. Uzun saniyeler geçti. Ralph dosdoğru vahşinin gözlerine bakıyordu. Bağırma, geri döneceksin. Şimdi gördü seni, emin olmak istiyor. Sivriltilmiş bir sopa. Ralph bağırdı. Bir korku, öfke ve umutsuzluk çığlığıydı bu. Bacakları gerildi, ağzı köpüre köpüre sürekli bağırıyordu. Bağırarak, hırlayarak kanlar içinde fırladı. Çalılığı yardı, açığa çıktı. Elindeki değneği savurdu, vahşi yere yıkıldı. Ama bağıra çağıra yaklaşan başka vahşiler de vardı. Döndü, üstüne atılan bir mızraktan kurtuldu. Sonra sessizce koştu. Önünde yanıp sönen ışıklar birbiriyle kaynaştı ansızın. Ormanın kükreyişi gök gürlemesini andırdı. Tam yolunun üstünde yüksek bir çalılık, koskocaman bir yelpaze gibi alevlendirdi. Ralph olanca hızıyla koşarak sağa saptı. Sol yanına sıcaklık vuruyordu ve yangın deniz sularının yükselişi gibi hızla ilerliyordu. Peşinden gelen ulumalar arttı. Bir dizi kısa ve keskin bağırışmaya dönüştü. Onu gördüklerinin bir işaretiydi bu. Sağında kahverengi bir biçim belirdi. Sonra yok oldu. Hepsi koşuyorlar, deliler gibi bağırıyorlardı. Ralph çalıları çıtırdatarak yaklaştıklarını gördü. Solunda yangının sıcak parlak gök gürültüsü vardı. Ralph yaralarını, açlığını, susuzluğunu unuttu. Tepeden tırnağa korku kesildi. Kanatlı ayaklarla ormanın içinde kumsalın açıklığına doğru uçan umutsuz bir korku. Gözünün önünde lekeler sıçradı. Bu lekeler çabucak genişleyen sonra yok olan kırmızı halkalara döndü. Kendi gövdesinin altında sanki başka birinin bacakları artık yorulmuştu. Ve o korkunç uluma tehditle yüklü yırtık pırtık bir saçak gibi ilerliyor, sanki tepesine iniyordu. Ayağı bir köke takıldı. Ralph tökezledi. Peşinden gelen uluma daha da yükseldi. Bir barınağın ansızın alev alev yandığını gördü. Yangın bir kanat gibi sağ omzuna çarptı. Suyun ışıltısını gördü. Sonra yere yıkıldı. Kendini korumak için kolunu kaldırdı. Merhamet dilemeye çalışarak ılık kumlarda yuvarlanıp durdu. Ralph sendeleyerek ayağa kalktı. Daha da korkunç durumlara hazırlanmak için gerildi. Başını kaldırdı. Siperli kocaman bir kasket gördü. Kasket beyazdı ve yeşil siperliğin üstünde bir taç, bir çapa, altın renkli dallar vardı. Beyaz denizci giysisini, apoletleri, üniformanın önündeki sıray sıray yaldızlı düğmeleri gördü. Bir deniz subayı kumda durmuş, başını eğmiş, hem tetikte hem de hayretle Ralph'e bakıyordu. Arkasında bir filika vardı. İki deniz eri filikanın provasını kuma çekmiş, tutuyorlardı. Filikanın arka kısmında elinde bir makineli tüfek başka bir deniz eri duruyordu. Ulumalar azaldı, kesildi.
Subay kuşkulu kuşkulu Ralph'e baktı bir süre. Sonra tabancasının kafatasından elini çekti. Merhaba. Ne denli kirli olduğunu bildiği için biraz utanan Ralph çekine çekine karşılık verdi. Merhaba. Subay sanki bir soru sormuş da yanıtını almış gibi evet dercesini başına eğdi. Aranızda yetişkinler yani büyükler var mı? Ralph konuşamadı. Başıyla hayır dedi. Kısa bir adım atıp kumda döndü. Gövdeleri renkli balçıkla çizgi çizgi, ellerinde ucu sivri değnekler tutan erkek çocukları bir yarım daire biçiminde kumsalda duruyor, hiç ses çıkarmıyordu. Demek eğleniyorsunuz, oyunlar oynuyorsunuz dedi subay. Yangın kumsalın yanındaki Hindistan cevizi ağaçlarına vardı. Gümbür gümbür kemirip uyuttu onları. Yangının bir parçası değilmiş gibi davranan bir alev cambaz gibi sıçradı. İskele biçimindeki büyük kayanın üstündeki ağaçların tepesini yaladı. Gökyüzü kapkaraydı. Subay neşeli bir yüzle Ralph'e gülümsedi. Dumanınızı gördük. Neler yapıyordunuz öyle? Savaş gibi bir şeyler mi yoksa? Ralph başıyla evet dedi. Subay karşısındaki küçük baston korkuluğunu inceledi. Bu çocuğun banyo yapması, saçını kesmesi, burnunu silmesi ve her bir yanına bol bol merhem sürmesi gerekiyordu. Hiç kimse ölmemiştir umarım. Ölü var mı? İki tane yalnız. Ölüleri de yok oldu. Subay eğildi, iyice Ralph'e baktı. İki tane mi? Öldü mü? Ralph gene evet diye başını salladı. Ralph'in arkasında adanın tümü alevlerle ürperiyordu. Birinin doğruyu söyleyip söylemediğini genellikle bilirdi bu subay. Kendi kendine ıslık çaldı yavaşça. Başka çocuklar da ortaya çıkmıştı şimdi. Ufacık şeylerdi bazıları. Güneşten kararmışlar, karınları küçük vahşilerin karnı gibi şişti. Bunlardan biri subaya iyice sokuldu, başını kaldırıp baktı. Benim adım. Ama ancak bu kadarını söyleyebildi. Kendisini kurtaracak olan büyülü sözler tamamıyla silinmişti Percival Weems Madison'ın aklında. Subay gene Ralph'e baktı. Sizi alıp götüreceğiz. Kaç kişisiniz? Ralph başını sallayarak bilmediğini söylemek istedi. Subay Ralph'ın tepesinden boyalı çocuklar grubuna baktı. Burada patron kim? Yüksek sesle ben dedi Ralph. Kızıl saçlarının üstünde çok acayip bir kara şapkadan arta kalanı taşıyan, beline de bir gözlükten arta kalan takılı bir oğlan bir adım attı ileriye doğru. Sonra fikir değiştirdi. Olduğu yerde kıpırdadı. Dumanınızı gördük. Demek bilmiyorsunuz kaç kişi olduğunuzu. Bilmiyoruz efendim. Yapacağı araştırmayı göz önünde tutan subay, ben de sanırdım ki dedi. Ben de sanırdım ki bir yığın Britanyalı çocuk. Hepiniz Britanyalısınız değil mi? Sanırdım ki bundan daha iyi idare edilebilirdi durumu. Yani demek istiyorum ki İlkin öyleydi, dedi Ralph. Sonra her şey... Ralph sustu. İlkin, hep beraberdik. Subay, Ralph rahat konuşsun diye ona yardım etmek istedi. Biliyorum, çok hoştu herhalde. Tıpkı Mercan Adası kitabı gibi. Ralph sessizce subaya baktı. Eskiden bu kumsalları saran o garip güzellik hayalinde canlanıverdi gibi oldu bir an. Ama şimdi kuru bir odun parçası gibi kavrulmuştu bu ada. Simon ölmüştü. Jack ise Ralph'in gözlerinden yaşlar boşandı. Hıçkıra hıçkıra, titreye titreye ağladı. Buraya geleli ilk kez kendini koyuverdi, ağlıyordu. Duyduğu keder tüm gövdesini ürpertti, sarstı, parçaladı sanki. Ralph'in sesi adanın tutuşmuş yıkıntısını karşısında kara dumanın altında yükseldi. Ralph'in acısı öteki çocuklara da geçti. Onlar da titremeye, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladılar. Ve çocukların arasında Ralph kirli bedeni, karma karışık saçları, silinmemiş burnuyla çocukluk döneminin bitmesine, insan yüreğinin karanlığına ve domuzcuk denilen o gerçek, o akıllı arkadaşın havalarda uçup gitmesine ağladı. Bu gürültülerin arasında kalan subay duygulanmış, ne yapacağını da biraz şaşırmıştı. Çocuklar toparlanmaya vakit bulsun diye sırtını çevirdi. Uzaktaki biçimli kravörüze bakarak bekledi. Böylelikle Sineklerin Tanrısı adlı kitabın da sonuna geldik. Yeni kitaplarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açın ve abone olmayı unutmayın.